Kıymetli yetiştiriciler, buzağlar ölmesin diye yola çıktık. Yaklaşık bir yıldır ekranlarda sizlerle beraberiz ve buzağlar ölmesin diye bütün bildiğimizi, bildiklerimizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz ve paylaşıyoruz. Enteresan bir ürünle karşınızdayım şu anda. Size bunu tanıtmadan önce işletmelerin en büyük problemlerinin buzağı ölümleri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Gerek ishal kaynaklı buzağı ölümleri, gerek üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı buzağı ölümleri hepimizin başının belası. Özellikle ikiz doğumlarda, zayıf doğumlarda, anomalili doğumlarda, süt eğrisi olan hayvanlarda, gelişme geriliği olan hayvanlarda, emme refleksi düşük, vücut ısısı düşük, canlılık ve hareketlilik ve aktivasyonunda düşüklük olan buzağlarda özellikle uygulandığında bariz, açık bir farkın öne çıktığını göreceksiniz. Canlı ağırlık kazanımı noktasında da bu ürünü denedik. Ürünü kullanmadığımız buzağlarla kullandığımız buzağlar arasındaki aynı miktarda süt ve yem kullanmamıza rağmen bu ürünü kullandığımız hayvanlarda daha yüksek miktarda canlı ağırlık kazanımı sağladığımızı, tüylerinin parlak olduğunu, bakışlarının düzgün olduğunu, emme refleksinin gayet güzel olduğunu ve yem tüketiminin önüne koyduğumuz ve yemesini düşündüğümüz 1,5 kilo kesif yemin, buzağı başlangıç yeminin tamamını tükettiğini, hiçbir iştah sorunu yaşamadığını gördük. Gelelim ürünümüzün ambalajına. Gördüğünüz gibi bir vakumlu bir ambalajın içerisinde. Neden vakumlu bir ambalajın içerisinde? İçerisindeki vitaminler, eğer vakumlu bir ambalaj olmazsa birinci yılın sonunda yıkılmaya ve değerini kaybetmeye başlıyor. Belki muadil ürünlerde 2 yıl raf ömrü göreceksiniz ama bu üründe raf ömrü 1 yıl. Nasıl, nerede muhafaza edilmesi gerekiyor? Kuru ve serin, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Dolaba koymamıza gerek yok. Kuru ve serin bir bölgede, güneşin görmediği bir bölgede muhafaza edebiliriz bunu. Ambalajı açılmış, vakumu bozulmuş bir ürünü kullanmamanızı tavsiye ederim. Güneşte kalmış ve jel özelliğini, jel form özelliğini kaybetmiş bir ürünü de kullanmamanızı tavsiye ederim. Özellikle tedavi gören, yani ister istemez antibiyotik tedavisi gören hayvanlarda yahut zayıf olduğunu, gelişme geriliği olduğunu düşündüğümüz hayvanlarda ise tek uygulama değil, 3 defa uygulama yapmamız gerekiyor. Aç ya da tok fark etmez. Süt içtikten sonra da verebilirsiniz, önce de verebilirsiniz. Yem tükettikten sonra da önce de. Eğer 3 gün üst üste uygulayacaksanız aynı saatlerde uygulamayı tercih etmelisiniz. Normal bir buzağı için tek kullanım yeterli. İçerisinde bulunan vitamin A, vitamin E, omega 3 ve gliserin ve diğer mikro mineraller, çinkolar, kobalt, selenyum, iyot gibi bu tarz minerallerle hayvanımızın vücudunu, bağışıklık sistemini güçlendirmiş olacağız. Gerek ortam kaynaklı, gerek beslenme kaynaklı, gerek işte viral enfeksiyonlara, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hayvanımızın direncini arttıracağız, silahlandıracağız, güçlendireceğiz. Ortamda tehdit unsurları olsalar bile buzağımız bu hastalıklarla mücadele edecek azmi ve gücü kendisinde bulacak. Açıkçası ben böylesi bir ürünün tanıtılmasında bulunmaktan büyük keyif aldım. Kendim denedim. Denemeden hiçbir ürünü çıkıp da burada size bu ürün şöyle iyidir, böyle güzeldir deme şansım yok. Beni tanıyorsunuz. Gerçekten faydasını gördüğüm için bu ürünü tavsiye ediyorum. İçerisinde hayvana zarar veren ya da hayvandan insana geçebilecek hiçbir tehdit unsuru yok. Bildiğiniz vitamin ve minerallerin kombine olmuş hali bu enjektörün içerisinde. Kullanımı da kolay. Hayvanın ağzına direkt boşaltıyorsunuz. Genzine kaçmasını, yani ciğerine ve nefes borusuna kaçmasına dikkat ediyorsunuz. Uygun pozisyonda hayvanı zapturap dediğimiz uygun pozisyonda zapt ediyorsunuz, tutuyorsunuz ve hayvana enjekte ediyorsunuz. Ağızdan oral yolla uygulanan bir metot. Özellikle işletmelerin başının belası buzağı ishalleri, rota koronavirüsler, kriptolar ve üst solunum yolu enfeksiyonları kaynaklı gelişme gerilikleri bütünüyle bunları aşabildiklerini söylüyorlar. İnşallah bu ürün sayesinde biz başarıya daha yakın olacağız. Müşteri memnuniyetlerini, kullananların memnuniyetlerini şimdiden duyuyoruz.
ölüyor gibiyim. Hoşça kalın diyorum kıymetli yetiştiriciler.